İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere bu oyanın yapılışını anlatacağım. Krem düz yazmaya kullandım. Gayet güzel yakıştırdım ben. Siz de tek renk yazmalara rahatlıkla yapabilirsiniz bu tür oyaları. Ve ben hemen oyamın yapılışına geçiyorum. Daha önce çektiğim zürafalarımın üzerine 5 tane zürafa yapıyorum. Zürafa yaparken ipimi çift sarıyorum. Bu şekilde 5 tane zürafamı yaptım. İlk yaptığım zürafama dönüyorum. İki tane kalana kadar aynı işlemle devam edeceğim. Küçük bir dağ oluştu gördüğünüz gibi. Bu arada ipim dümleniyor. İpinizi iyi çekerseniz dümlenmez kolay kolay. Bu şekilde küçük bir dağımı yaptım. Bakın. Şimdi tekrar şuraya atıyorum. İpimi biraz bol bıraktım. Zürafa yapmadan bu tarafa tekrar atıyorum ve yine şuradan geçirerek başa geliyorum bu şekilde. Burada 3 tane küçük pırpır, zürafadan büyük pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane aynı boyda pırpırlarımı yaptım. Şimdi çoğaltma işlemine geçiyorum. Şuraya batıyorum. Bakın orta pırpırımı atıyorum. İlk sıra bu şekilde. Son pırpırıma batıyorum. Tekrar sonuncu pırpırıma batarak toplamda 3 tane zürafa oluştu. Şimdi yine aynı şekilde başa döndüm. Baştaki zürafamın içinde bir tane zürafa yapıyorum. Sondaki zürafamın içine bir, bakın, iki tane toplamda zürafa yaptım. Ve 5 sıra olana kadar, yani üstte 5 tane zürafa oluşana kadar çoğaltma işlemini yapıyorum. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Eksiltme yaparken baştaki zürafanın içine batmıyorum. Hemen yanındaki zürafama batıyorum.
Ve bakın yaprağımı bu şekilde bitirdim. Şimdi ipimi kesiyorum. Hemen yanına ipimi dömlüyorum. Şuraya ipimi dömlüyorum hemen. Yaprağımın yanına 3 tane aynı şekilde pırpır yapıyorum. Yani küçücük pırpır zürafadan büyük olacak. Şimdi yaptığım çiçeğimin dalını yapacağım. Bu şekilde 3 tane pırpırımı yaptım. Yaptığım ilk pırpırıma dönüyorum. Ortaya atıyorum. Bakın çoğaltma yapıyorum. Pardon, çoğaltmayı sadece ortada yapıyorum. Bir tane zürafa. Tekrar yana atıyorum. Aynı şekilde. Orta pırpırımda bir tane zürafa yapıyorum bu şekilde içinde. Bakın bu şekilde bir tane dal yaptım. 3 sıralı oldu dalım. İpimi kopartıyorum ve başka renk ipimi şuraya dömlüyorum. İpimi kopardım, yere dömledim. Bakın. Şimdi çoğaltmamı yapıyorum. Şuraya batıyorum. Bu şekilde çoğaltmamı yapıyorum. Gibi. Altı tane çoğaltmamı yapmışım. Bakın altı tane zürafa oluştu. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Bakın 3 tane bunun gibi 3 tane zürafa kaldı üst tarafta. Tekrar ipimi koparıyorum. Ve farklı renk ip takıyorum. Şuradan dömlüyorum. Ve bütün etrafını, yani bu çiçeğimin etrafını zürafa yapıyorum.
Yazmamın kendi renginde ip kullanıyorum bu arada. Bakın etrafına yaptım. İpimi hiç kesmeme gerek yok. Şuradan batıyorum. Buradan da batıyorum tekrar. Bu taraftan da batıyorum. İlk yaptığım zürafama ipimi düğümlüyorum. Bu yaprağımı katlıyorum çünkü engel oluyor. Bu şekilde katladıktan sonra bir tane pırpır, bir tane zürafa, bir tane pırpır. Bu şekilde bütün etrafını pırpırla devam edeceğim. Şuraya gelene kadar pırpırla devam edeceğim. Bu şekilde çiçeğimi yaptım. Modelim bu şekilde oldu. Şimdi arasını göstereceğim. Yani şurası. Eminim ki burayı hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir zürafa yaptım. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Hemen yanındaki zürafayı atıyorum. Bu şekilde ipimi sıkıyorum. Ve bakın zürafa yaparken birazcık daha bol zürafa yapıyorum. Çünkü daha tok durması için. Bir de alttaki zürafalarınız çok önemli. Orta boyutta olması gerekiyor. Büyük olduğunda biraz çirkin durabilir. Ve ben araya 12 tane şu fil dişlerinden yapıyorum. Siz dilerseniz biraz daha yakın yapabilirsiniz. Arada zaten bu şekilde. Videoyu bitirmek zorundayım. Oyan bitti çünkü bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.